Muhammed Mursi ve arkadaşlarına karşı işletilen haksız süreç devam etmektedir. Verilen cezanın bir askeri junta tarafından verildiği aşikardır. Ayrıca Mısır'da Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de aralarında bulunduğu 14 teşkilat yöneticisine verilen idam cezaları onandı. Rabia Operasyonları Birimi davasında 48 kişi ise müebbet hapiste cezalandırıldı. Bu kararı veren sözde mahkemelerin askeri junta tarafından gerçekleştirilen darbenin emrinde olduğu aşikardır. Aynı askeri junta 2 yıl önce 14 Ağustos 2013 Adeviye Meydanı'nda 3000'i aşkın sivili şehit etmekten kaçınmamıştır. Şimdi bu juntanın emrindeki yargının Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler hakkında verdiği saçma sapan idam kararı bizi şaşırtmamıştır. Yapılan darbeyi protesto etmek için Adeviye Meydanı'nda olmalarıdır. Bu idam kararları ve cezalarının hiçbir şekilde insan hakları, özgürlükler ve adaletle bir ilgisi yoktur. İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alındığı bir karardır. İzlediği stratejinin bir gereğidir. Zaten aynı güçler darbe süresine de destek vermişlerdi. Mısır'da olup bitenleri sadece bir hukuk skandalı olarak değerlendirmemek elbette yanlıştır. Yaşanılan süreç yeryüzünün enerji kaynaklarını yağmalayarak kendinden olmayan insanları ücretli köleler haline getirerek kendilerine itaat etmeyenleri de imha ederek mevcut dünya düzenini işleten ırkçı emperyalizmin örtülü işgalinin yansımasıdır. 529 kişi ile ilgili verilen idam kararı bu coğrafyanın insanlarının bağımsızlığını hedef alan bir karardır. Alınan bu kararın Mısır'ın bir iç savaşa sürükleme ihtimali de bizi endişelendirmektedir. İşgalci İsrail'e komşu olan ülkelerde yaşanan bu sıkıntılı süreçlerin tek kazananının İsrail olduğu aşikardır. ABD ve İsrail ile stratejik müttefik olan ülkelerin yaşanılan süreçle ilgili bir tepki koymaması ya da ortaya konulan tepkilerin cılız kınamalardan ibaret kalması da bu oyunun bir parçasıdır. Nefret tohumları ekilmektedir. Bazen mezhep farklılıkları, bazen etnik farklılıklar kaşınarak, bazen de işbirlikçi iktidarların hukuk dışı uygulamaları ile bu coğrafyada kaos ortamı oluşturulmaktadır. Bütün bu süreç hem İslam ülkelerinin her birinde toplumu bir arada tutan bağları koparmaya hem de İslam ülkelerinin ortak bir anlayış etrafında bir araya gelmelerini sabote etmeye yöneliktir. Mısır'da yaşanan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu sözde mahkemelerin kararının mutlaka durdurulması gerekir. Anadolu Gençlik Derneği olarak biz yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan ve insanların oluk oluk kanı akıtılan tüm toplumların bütün zulümlerine karşı ortak bir irade beyanında bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Seninleyiz Mursi, defol Sisi.